Beyefendi, kontrolümüzü en tarafta. Merhaba. Oradan bir ortam değil. Hoş geldin. Harika. Tanıdım bir dakika. Çekim yapmayın. Değil mi? Bakın şöyle gidiyoruz. Bakın. Bir çekim yapmayın. Kapatmadan, yolu kapatmadan evin oraya kadar gidiyoruz. Demokratik etki hakkımız. Buyurun. Tamam. Hadi hadi. Tamam. Bir çekim yapmayın ya. Haydi arkadaşlar. Yavaş. Ey deli. Kadraj yapalım. Hayır hayır çok yakın. Kendimi. Burayı korumaya devam edeceğiz. Son ağaç kalıncaya kadar. Son ağaç kalıncaya kadar. Kanımızın son damlasına kadar. Verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz. Çocuklarımıza verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz. Mücadele bitmeyecek. Mücadelemiz bitmeyecek. Vekillerimiz burada. Geldiğimiz nokta herkes Türkiye buraya aksın dedik. Akmaya başladı. Ancak bu şekilde durdururuz bunları. Başka türlü değil. Birlik olursak, birlikte olursak, beraber olursak ancak bu şekilde. Ben sözü çok uzatmıyorum. Vahşeti görüyorsunuz. Bundan sonra
daha da çoğalacağız, daha da birlik olacağız ve bu vahşeti durduracağız hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Açıkçası bir dayanışma için buradayız. Buradaki mücadelenin önüne geçmek için değil, tam aksine bu mücadelenin yürütücülerinin destekçisi, dayanışmacısı ve bu mücadelenin bir parçası olmak için buradayız. Ve öncelikle toprağına, havasına, suyuna, ağacına sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun. İçeride gerçekten çok ağır bir yıkım tablosu var. Yani çok geniş bir alana yayılmış değil dedi Sevda ama evet öyle. Belli ki devam edecek. Yani biraz da uzun da sürecek bir iş varmış gibi gözüküyor. Eğer planlanan şey yapılacaksa. Ama şimdi bakın bugün birkaç saat önce Muğla İdare Mahkemesi'nin önündeydik. Ve avukat İsmail Hakkı Atal bir açıklama yaptı. Bakın bu kıyımın yeniden başlamasına yol açan yargıya... Bir çift laf söylemek lazım. Bakın, bilirkişi olduğu iddiasındaki ama bilimsel namusa sahip olmayan birinin hazırladığı yalana dayalı beyan içeren bir raporla yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. Şimdi o kararla ilgili yeniden bir başvuru yapıldı. Eğer ki insan haysiyetine sahipler ise o kararı vermek üzere önlerinde dosyası bulunan yargı mensuplarına sesleniyorum. Çocuklarına birazcık saygıları varsa ve meslek haysiyetlerine inanıyorlarsa bu yıkımı durdururlar. Ama zaten sahte bir raporla bu yıkımın önünü açan yargıdan da bir beklentimiz yok. Tıpkı siyasi parti kılığına girmiş bir mafyanın devleti işgal ettiği siyasi partilere güvenmediğimiz gibi o yargıyı da güvenmiyoruz, onların emirleri olduğunu biliyoruz. Burada her şey yurttaşın yurttaşlık borcunu ödemesine bağlı. Bir avuç insanın buradaki mücadelesiyle olmaz bu. Türkiye'nin neresinde bulunuyorsanız bulunun. Akbelen için çıkardığınız ses Karadeniz'de kurutulan dereler için çıkmış olacak. Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da kurutulan göller için çıkmış olacak. Hukuksuz biçimde hapiste tutulan arkadaşlarımız için, seçilmiş Kürt siyasetçiler için, milletvekili seçildiği halde hukukun gereği yerine getirilip hapisten çıkarılmamakta ısrar edilen Can Atala için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş için, Mücella Yapıcı için, Çiğdem için çıkacak o ses. Mevzu sadece birkaç ağaç meselesi değil demiştik Gezi isyanında. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Mevzu sadece ağaç kesimi değil. Türkiye'nin geleceğine dair bir mevzu var burada. Ve bu hepimizin yurttaşlık borcu. Herkes o borca namusuna sahip çıkar gibi, haysiyetine sahip çıkar gibi sahip çıkmak zorunda. Çünkü bu bizim çocuklarımıza borcumuz. Yarın burada gölgesinde dinlenebileceği bir ağaç, üstüne basacağı bir toprak olmayacak böyle giderse. Çünkü Türkiye işgal edilmiş durumda. Bir avuç sermaye halkın sırtına yapışmış o sülükler daha çok para kazansın diye kesiliyor bu ağaçlar. Eğer bu itirazı bugün dile getiremezseniz yarın hiçbiriniz kafanızı yerden kaldıramayacaksınız. Bu böyle bilinir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.